Bu Taksim'deki olaydan hemen sonra birileri bu patlamayı beğenmedi. Böyle patlama mı olur ya? 6 kişinin öldüğü patlamaya ben patlama mı derim ya? O kız... Aynen, teröristi beğenmediler ya. Böyle terörist mi olur? Niye gözlerine rimel çekmiş? İşte o kıyafetle oraya nasıl oturdu? Evde makyajını yapıp nasıl bekledi? Onu alıp işte gözaltına alan polisin neden saçları örgülüydü, makyajı vardı? Lan beğenmediler lan. Beğenmediler. Vallahi billahi bu ülkedeki bazı rahatsız tipler bu terör eylemini, bu Taksim'de patlayan bombayı beğenmediler. Kabul etmiyorlar onu. Yok. Saçma sapan bir şeyler. Biri canlı yayından konuşuyor, biri video çekiyor, biri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Sanatçısı, siyasetçisi, gazetecisi, akademisyeni, şucusu, bucusu, hepsi bir şeyler yazıyor. Yok diyorlar. Böyle olmaz. Seçim yaklaşıyor. Seçim için bunu... Böyle rahatsız bir tipler. Onları konuşacağız. Şeyle mi başlayalım? Tweetlerle mi başlayalım yoksa Can Ataklı'yla mı? Ver bu Can Ataklı'yla. Allah'ım bunları da kurban olayım. Yani hani vakti geldiğinde de al da bazılarını. Emaneti. Yani bırakıyorsun onu bizim yanımıza, başımıza bela. Al. Can Ataklı bir video çekmiş. Diyor ki Can Ataklı, İlk defa böyle bir açıklama görüyorum. PKK terör örgütü diyor, Türk halkına taziyelerini bildirdi. Ben diyor 1984'ten beri bütün PKK olaylarını falan bilirim diyor. Hani bu sivillere, sivil vatandaşlara yapılan bu zulmü, bu katliamı PKK terör örgütü kabul etmedi ve taziyesini bildirdi. Bu çok değişik bir şeydir diyor. Onun için hani PKK YPG'ye söz söyleyerek bu iş böyle olmaz diyor. Çünkü mevzu başka bir yerde. Can Ataklı. Ne kadar güzel değil mi? PKK, PYD ve onun grupları açıklama yapmışlar. Taziye bildirmişler. Önümüzdeki günlerde altından başka şeyler çıkacakmış gibi hava sezinliyorum. Özellikle ben PKK'nın bu kadar net açıklama yaptığını hatırlamıyorum. PKK diyorlar ama ortada diyor bir Suriyeli var. Suriyeli bir kadın şaşkın gibi. Yani eylem diyor bende çok oturmuyor. Sayın Can Ataklı, bu eylemin sizin kafanıza oturması için mesela nasıl olması gerekiyor? Bize bir iki tane bir kriter verebilir misin? Mesela bu eylem şöyle olursa, tamam ben buna işte bu terör eylemidir derim. PKK terör eylemi. Bu PKK'nın yapmış olduğu taziye senin çok tuhafına gitti, çok dikkatini çekti değil mi? Bu PKK'nın girmediği kılık var mı? Ortada bir Suriyeli'den bahsediyorsun. PKK saflarında savaşan İngiliz var, Ermenisi var, Yezidisi var. 50 farklı ırktan o PKK terör örgütünde YPG'de savaşan tipler var. Ne Kürtlükle, ne Türklükle, ne Müslümanlıkla alakası olmayan tipler var. Sen onlardan haberin var mı? Senin bu PKK terör örgütünün Kundak'taki bebeğe kurşun sıktığından haberin var mı? Senin bu taziye bildirmişler, ne bileyim çok benim tuhafıma gitti, yani bir şeyler oturmuyor bende dediğin bu PKK YPG terör örgütünün daha yeni göreve gitmiş olan iki tane polis memurunu uykudayken öldürdüğünde, katlettiğinden haberin var mı? Yine aynı bu PKK terör örgütünün pazarda yürüyen, eşinin yanında yürüyen askerimizi ensesinden vurduğundan haberin var mı senin? Senin bu PKK terör örgütünün doğunun bir ücra köşesine gidip öğretmenlik yapmaya çalışan 20-21 yaşındaki kızlarımızı bombalarla havaya uçurduğundan haberin var mı? Senin bu PKK terör örgütünün 3-4 yaşında çocukları nasıl katlettiğinden haberin var mı? He? Böyle bir grubun şimdi Taksim'deki bir olaydan sonra taziye yazması seni niye etkilemiş? Veyahut da sende nasıl bir duygu oluşturmuş bu? He? Allah'ım ya Rabbim. Şey vardı. Hani diyorlar ya işte benim kafam karışıyor. Şey yapıyor. Çağrı filminde izlemiştim ben. Hani az önce de dedim ya. Yıllardır Müslüman coğrafyada Çağrı filmi gibi etkili bir film yapamadık. Bu da bizim ayıbımız. Bu da bizim rezilliğimiz olsun. Neyse onu koy kenara. Arkadaşlar Çağrı filminde bir sahne var. Bütün süreç bitiyor. Ve ondan sonra Allah Resulü'nün karşısına Ebu Sufyan ve bütün ekip geliyor. Hudeybiye anlaşması yapılacak. Yani Mekke artık fethediliyor. Müşrikler her şeyi kaybetmişler. Sadece zaman kazanmaya çalışıyorlar ve Allah Resulü ile Hudeybiye anlaşması yapılacak. Orada Ebu Sufyan diyor ki yahu tamam diyor, yani mücadeleniz, ekibinizin işte bu kadar artması, çok kişinin Müslüman olması ama diyor benim yine diyor kafamda bazı diyor soru işaretleri var, kafamda bazı tereddütler var. Yanda sahabeden biri diyor ona ki o kafanı yerinden kesersen bütün tereddütler kalkar ortadan. Çok güzel bir diyalogtur o. Şimdi bu ülkede bazı kafasında soru işareti olan tipler var. Böyle bir şeyler oturmuyor kafama diyor. Kafamda deli sorular, bazı parçalar birleşmiyor, kafam karışık diyen adamları aslında o sahneyi izletmek lazım. İşi kökten halletmek lazım. Neyse.
Aa, bir tane daha, onlardan bir tane daha. Ayşe Nur'u da bir versene. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok merak ettiğim bir şeyi soracağım. Bu ülkede belli bir yaşın üstünde ceza yok mu? Yani mesela belli bir yaşı aştığın zaman herhalde cezai ehliyet bitiyor. Yani işte atıyorum 60-70'in üzerinde. Bu bundan sonra ne derse desin mi oluyor? Sağlık raporu falan mı gerekiyor? Onu alırlar, o problem değil de. Çünkü var ya bu Ayşe Nur teyzemiz, yine kurban olayım, bunu da unuttular ya. Bunu da unuttular. Bu teyzemiz de kalkmış 2015 seçimlerini hatırlayın diyor. 7 Haziran seçimlerinde AKP seçimi tek başına kazanamayınca ardından böyle yine bombalar. Ondan sonra da Kasım ayında işte seçimde şu oy kazanıldı. Şimdi ben bu manzarayı gördüğüm zaman sanki hani filmi, ben bu filmi bir daha izlemiştim. Biz bu filmi biliriz. Beğendiniz mi bu filmi? He? Madem ki bunlar film, bir filmde de siz oynayın be Ayşenur Hanım. Bir tanesinde de sizi görelim ya. İster figüran ister başrol önemli değil ama bir filmde de sizi görelim. Madem ki bu kadar insanların öldüğü bu olayların hepsi bir film. Ulan bir filmde de sizi görelim ya. Ben kesinlikle söyleyeyim, bu Ayşe Nur Hanım hani yaşından gereği bunu oraya oturtmuşlar. Abi kadının her söylediği problem. Ali Mahir Başarır'la beraber oturmuşlar. Yardırıyorlar. Hani bir tane havalimanında bir tane adam bir video yapmıştı ya. Çok özür dilerim. Yani diyor havalimanında sırada bekliyordum diyor. Önümdeki adam diyor bir anda diyor bir o sordu. Ben de diyor hani dedim herhalde adam tutamadı kendini. Ben diyor hiçbir şey yapmıyorum. Döndü dedi bana ki sesi duydun mu dedi. Dedim ki duydum. Adam demiş ki o zaman sosyal mesafeyi korumuyorsun demektir. Bir düşündüm adam doğru diyor. Ondan sonra diyor tekrar sordu bana. Peki diyor kokuyu aldın mı? Dedim kokuyu da aldım. O zaman maskeni düzgün takmıyorsun dedi. Ve ondan sonra da diyor döndü bana dedi ki işte sizin yüzünüzden bu korona bitmiyor dedi. Adam dedi ki bir mahcup oldum. Sanki ben olsunmuşum. Şimdi ya var ya bunlar gördüğümüz zaman yemin ediyorum o geliyor aklımıza ya. Ulan bu bombayı patlatan terör grupları suçlu değil mi ya? 6 canı alan o terör gruplarına destek verenler suçlu değil mi Ayşenur teyze? Filmi izlemiş, işte bu seçimmiş, siyasetmiş, yaklaşıyormuş, şuymuş buymuş. Ulan bu katliamı yapan, bu milletin birliğine, beraberliğine, bu denli zarar veren bu terör örgütleri senin aklına fikrine gelmiyor da 2013'te 15'teki o filmler mi geliyor gözünün önüne? Nasıl bir kafanız var? Nasıl bir ruhunuz var? Nasıl bir gönlünüz var? Sizin siyasetten anladığınız şey nedir? Ama dediğim gibi galiba yeniliyorum. Bu teyzenin yaşından dolayı bunu mahkemeye çıkaramazlar. Çıkarsalar da problem olur. Hani 70'li yaşlarda bir teyzemiz hani cezai ehliyeti yoktur. Yani ne yapacağız? Babaanneyi hapse mi sokacağız? Galiba onu birileri iyi yakaladığından bu teyzemizi koymuşlar. Demişler ki teyze sen buraya otur. Mezara girene kadar buradan nefret kus demişler. O da o vazifeyi yapıyor galiba. Yoksa bu coğrafyanın evladı olan, bu coğrafyanın ekmeğini yiyen, bu coğrafyanın suyunu içen, havasını teneffüs eden bir insan bu kadar bu coğrafyaya düşman olamaz abi. Başka bir zihniyet var orada. Yine aynı şekilde al terörist bombayı patlatmış gitmiş evine yakalanmayı beklemiş. Seda Çakır diye Karar Gazetesi'nde Ahmet Davutoğlu'nun ekibi ve o eski AK Parti'nin yanında duran ama AK Parti'den o beklediği makamı, mevkiyi, ilgiyi, alakayı görememiş olan tiplerin toplandığı Karar Gazetesi'nde editörlük yapan bir hanımefendi Seda Çakır. Ki bu hanımefendiyi de tanırım ben. Hanımefendi terörist bombayı patlatmış gitmiş evine yakalanmayı beklemiş. 10 saatin içerisinde 1200 küsür tane videoyu tek tek inceleyip 8-10 saatte bütün bağlantıları çözen, teröristi yakalayan, o teröriste yardakçılık yapanları yakalayan, yine bu işi organize edenleri yakalayan ve 10-12 saat sonra da bütün dünyaya bu işin yapanların, faillerin kim olduğunu ve bu işin ağababasının, bu ihalenin asıl patronunun kim olduğunu dünyaya deklare eden Türkiye ve Türk İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Teşkilatı bizim Seda Çakır hanımefendiyi mutlu edememiş. Hoşuna gitmemiş. Beğenmemiş bu işi. Yine aynı şekilde Aytun Çırağ bu kadar tehlikeli bir teröristi adli muayene için kalabalık bir hastaneye iki polis götürüyor. Sonra da sadece bir kadın polis suçluyu sokaktan veya uzun bir mesafe kat ederek karakola götürüyor. Kaçırılırsa vicdan azabı duymayacak mısınız? Demiş Aytun Çırağ. Polisin götürdüğü yer sokak değil, emniyetçiler müdürlüğünün bahçesi.
bahçesi. Biliyor musun? Ya bu adamların derdi. Şimdi birincisi sokakta gezdirmiyor bunu. Emniyetin içerisindeki bir birimden öbür birime geçtiği bir bahçe sokağı. Yani emniyet kampüsünün içerisinde de. Ya adamların derdi o değil Mesut. Bu adamların bütün derdi böyle saçma sapan şeyler paylaşarak milletin aklını karıştırmak. Terör budur zaten. Terör 5 kişiyi 10 mesela bir terör eylemi 10 kişiyi de öldürse 100 kişiyi de öldürse onlar için fark etmez. Oradaki ölen insanların yaşları, renkleri, ideolojileri, sayıları terör grubu için önemli değildir. Önemli olan yapılan eylemin günlerce konuşulması, infial oluşması ve toplumun hani sinir uçlarına dokunup aklının karışması. Terör eylemi budur. Ve bunu yapmak için de işte bu tipleri devreye sokuyorlar. Bunların önüne malzeme atıyorlar. Onlar da mal bulmuş mağribi gibi. Hani maksat Tayyip Erdoğan'a, devlete, hükümete çakmak ya. Onun için önlerine gelen ne varsa o materyali alıp kullanıyorlar. Bunlar bildiğin hani mayın eşeği gibi. Birisi bir şey patlatmak istiyor, yol yürümek istiyor. Bunları devreye sokuyor. Yürüyün bakayım, patlarsan patla, ne yapayım? Yine aynı şekilde bir iki tane daha getir, onları da görelim. Elimde de yakalanmadı zaten, hücre elimde yakalandı. Aynen öyle. Zaten bu ya Seda Çakır denen hanımefendinin, gazetecinin bu olayın içeriğiyle alakalı hücre evine birisi aldı onu Esenler'e, oradan onu küçük çekmeceye, oradan ertesi günü Yunanistan'a gidecek bir sürü plan program var ortada ve bunların hepsini, bütün yol haritalarını 10 günde 10 saatte ortaya döken bir emniyet grubuna ne diyecek Seda Hanım? Evine gitmiş beklemiş. He, bir de konum bildirmiş. Sezgin Kartal, emniyet Taksim'de bombayı koyan kişiyi yakaladığını, saldırganın Suriye uyruklu olduğunu ve PKK-PYD bağlantısını itiraf ettiğini paylaştı. Şimdi soru soralım. Bomba koyacak kadar örgütüne bağlı istihbarat ve bomba eğitimi almış biri neden eve gitsin demiş. Ulan Netflix. Vardı ya o Netflix. Bunlar oturuyorlar Netflix'te izliyorlar dizi. O polisiye dizilerini, terörist dizilerini oradan edindikleri bilgiyle dur şimdi soru soralım. Soru soralım. Ne soralım? Eve niye gitmiş? Başka ne soruyoruz? Böyle bir eylemi organize edip patlama sonrası gizlenmeyi neden planlamamış? Hatta yüzünü dahi gizleme ihtiyacı duymamış. Dananan. İşte kilit soru. Devam. Saldırgan bütün fotoğraflarda korku ve ürkekliği vücut diline yansımış. Sadece bana mı tuhaf geliyor? Allah'ım senin yerim ben böyle ince dedektif hallerini. Yani ortada 1200 kamerayı 10 saatte inceleyip böyle hani karda iz süren bir yöntemle bütün olayları, o teröristi infaz edecek olan kişilere kadar bütün hikayeyi çözüp ardından da kameraların karşısına geçip bu Kobani'de eğitim almış PKK-PYD'nin bir elemanıdır bu. Onu koy kenara, biz mesajı aldık. O mesajı da misliyle iade edeceğiz. Ve Amerika Büyükelçiliği'nin de yayınladığı taziyeyi kabul etmiyoruz diyen bir devlete sen diyorsun ki tişörtü niye mordu? Efendime söyleyeyim makyajı niye öyleydi? İşte çok korku vardı orada. Ne oldu? Teröristi gördüğünde yüreğine merhamet mi düştü? He? Makyaj niye yapmış acaba? Pukka yazmış onu. Niye makyaj yapmış? Hani niye böyle? İşte bak kız çok korktu ya. Ay! Ulan var ya. Gerçi ne anlatıyoruz ki dostlar? Ne anlatıyoruz? Kime neyi anlatacağız bu tiplere? Ne yapacağız bunlara? Bunlar 251 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, F-16'ların ülke üzerinde alçak uçuş yaptığı, tankların insanların bedenlerini, arabaları parçalayarak yollarda yürüdüğü bir darbe girişiminin sabahında bunlar bu darbe girişimi tiyatrodur dedi. 6 kişinin katledildiği bir Taksim'deki saldırı için bir film demeleri, kurgu demeleri, olayı saptırmaya çalışmaları gayet normal bir şey. Onun için terörle mücadele ederken al. O caddede sürekli devriye gezen, kimlik soran kestaneci, mısırcı kılığında polisler bu kılıkta birini nasıl çevirmiyor? Bu Netflix izlemiyor bir öncekinde. Bu o Yeşilçam filmlerinde kalmış. İstihbarat polislerinin mısırcılar, satıcılar olduğunu düşünüyor. O Yeşilçam'ın bu millete attığı öyle de bir kazık var. Yani istihbaratçı dediğin zaman sokaktaki bütün simitçileri hep istihbaratçı diye baktık o dönemde. Nerede bir mısır satan, nerede bir efendime söyleyeyim su satan, seyyar satıcı varsa dedik ki bu
istihbarattandır abi. Vallahi bizim lisenin orada bir tane simitçi vardı. Herkes o gözle bakınca adam moda girdi. Uzun bir dönem istihbaratçı gibi takıldı ortalıkta. Yemeğini yedi, sigarasını içti. Kimseye hesap kitap yok. Belediye gelip kaldıramıyor. Şşş, ince vazifedeyiz. Devam. Bir başkası. Cemaat operasyonunda gariban öğretmene ağır silahlarla baskın yapan polis. Abi işte bak, kelimeler adamı ele veriyor, tamam mı? Cemaat operasyonunda, bir o cemaat değil, Fethullahçı terör örgütü. Operasyonunda gariban öğretmen, gariban öğretmen değil, mankurt, ruhunu 1 dolara satmış vatan haini. Ağır silahlarla baskın yapan polis 6 kişinin katili bombacının evine elini kolunu sallayarak tem polisiyle operasyon yapıyor. Tabi yersen. Mesela çok merak ediyorum hakikaten, nasıl bir operasyon yapılsaydı siz mutlu olurdunuz ve evet bu bir bomba eylemi ve ekip de bu bombacıları yakaladı, teröristleri yakaladı derdiniz. Mesela ne olması lazım? Şöyle bir 5-10 gün sonra yakalansa. Mesela aynen öyle. Şimdi diyelim ki bir 6 ay sonra yakalansa, işte aramalar yapılsa, ülkede bütün yollar kesilse, belediye işte şehirler arası otobüsler, uçaklar, efendime söyleyeyim her taraf didik didik aransa, bağ evlerine operasyonlar düzenlense, her gün televizyonlar bunları canlı yayın, o zaman olur muydu? Beğenir miydin acaba? Devam. Hırsızı bile en az 4-5 polis götürürken tehlikeli teröristi bir kadın polis tek başına yürütmesi biraz tuhaf değil mi? Abi lütfen şu teröristleri 35 kişi koluna girsin, yürütsün onları. Bak amca mutlu olmuyor. Birisi de şey yazmış. O onu götüren polis, sarışın polis, saçlarını örmüş, makyajını yapmış. Hani bunda da bir tuhaflık görüyorum. Var mı o görsel bizde? Yok mu bizde? Ha, sosyal medyada gördüm onu. Lan ne olacak? Ne istiyorsunuz? Yani mesela o bayan polisimiz yere yatıp suratını muratını böyle yeşil çamurlarla falan şey yapsa, hani böyle üstü başı böyle salaş, ne istiyorsun? Neydi o Ankara şeyde Erdal Beşikçi'nin dizisi? Behzatçı. Onun gibi mi olacak? Yani hani böyle saç sakal birbirine karışmış berduş, hani Oğlum izlemeyin şu dizileri ya. Bütün hayatı dizi seti zannediyorsunuz. 6 can gitmiş can. Ülken 10 saatin içerisinde terör eyleminin gırtlağından yakalamış ve olayı çözümlemiş. 50 gram onur duy, gurur duy be. Ama dediğim gibi 251 şehidin olduğu, sokaklarda tankların yürüdüğü bir organizasyona, bir darbe girişimine kalkıp da tiyatro diyen tiplerin 6 kişinin katledildiği Taksim olayına bu büyük terör eylemidir diyecek halleri yok herhalde, değil mi? Allah ıslah etsin. Ama terör, terörist, hani terörle mücadele sadece dağda olmuyor dostlar. Terörle mücadeleyi her yerde yapacağız. İçeride, dışarıda, sinema mecrasında, efendime söyleyeyim, hani ekonomi platformunda, sınırımızda, şehirlerimizde, siyasi arenalarda, her mecrada mücadele edeceğiz.